Soner Yalçın, Sözcü Gazetesi İktidarın Meşruiyeti Amin Maluf, Lübnan iç Savaşı'na kadar Beyrut'ta gazetecilik yaptı. Yaşam olanağı kalmadığı için 1976'da Paris'e göç etti. Romanlarıyla tanınan Maluf, Orta Doğu halklarının geri kalmışlığına, çöküşüne dair araştırma kitapları da yazdı. Çivisi Çıkmış Dünya, Uygarlıklarımız Tükendiğinde kitabını 2009 yılında çıkardı eserinde iki ulusalca liderin iktidarda 15 yıl kalan Atatürk'le iktidarda 18 yıl kalan Nasır karşılaştırması yaptı. Her iki lider Batı sömürgeciliğine, emperyalizme karşı mücadele etmişti. Peki Atatürk başarılı olurken bir dönem Arapların ikonu Nasır nasıl başarısız oldu? Atatürk Türkleri birleştirirken Nasır Arapları niye birleştiremedi? Atatürk Türkiye'yi çağdaş bir ülke yaparken Nasır Mısır'ın geri kalmışlığına niçin çözüm üretemedi? Uzatmayayım. Amin Maluf, Türk modelindeki başarının Mustafa Kemal'in askeri başarısından kaynaklandığını ve halkın bu başarıdan dolayı Atatürk'ün yeniliklerini itirazsız kabul ettiğini belirtti, şöyle yazdı. Nasır'ın izlediği yolu değerlendirmeden önce yurtsever meşruiyet kavramını belirginleştirmek istiyorum özel hem de çok özel hatta belki de İslam aleminde bir eşine daha rastlanmamış bir örnekten halkını yıkımdan kurtarmayı başarmış, bu yüzden de savaşçı meşruiyetini hak etmiş böylesi bir kozun ne kadar güçlü olabileceğini ve ondan nasıl yararlanabileceğini göstermiş bir önderden hareketle yapacağım bunu. Atatürk'ten söz ediyorum. Halk da Atatürk'ü izlemiştir. Çok da şikayet etmeden gelenekleri ve inanışları altüst etmesine izin vermiştir. Neden? Çünkü halkını tekrar gururlandırmıştır. Halka haysiyetini geri veren kişi ona pek çok şeyi kabul ettirebilir. Siyasette dinin kendisi bir amaç değildir, düşüncelerden biridir yalnızca. Meşruiyet en inançlı olana değil, mücadelesi halkınkiyle aynı olana verilir. Atatürk'ün elde ettiği meşruiyet onun ölümünden sonra da devam etmiştir ve bugün de Türkiye onun adına yönetilmektedir onun düşüncelerini paylaşmayanlar bile ona belli bir bağlılık sergilemek zorunda hissederler kendini. Amin Maluf kitabının yoldan çıkmış meşruiyetler bölümünde meşrulaştırma kavramını böyle ele alıyor. Uzun girişi yapmamın sebebi, Maluf'la aynı dönemde kitaplar yazan Daron Acemoğlu tezini, gelişmişliğin ancak batı demokrasisindeki kurumlar, kurumsallaşmalarla olacağı üzerine inşa etti. Ona göre Atatürk'ü de kabaca dahil ettiği otoriterlik buna engeldi. Kim haklı? Örnekler üzerinde gideyim. İstediğiniz kadar en özgürlükçü olsa bile anayasa değişikliği yapın, iktidarın halkta meşruiyeti yoksa ölü doğumdur yapılan. Keza iki çarpıcı örnek vermeliyim. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e halk savunma sanayine daima maddi yardımda bulundu. Halk peygamber ocağına gözü gibi baktı. Oysa bugün mevcut iktidarın savunma sanayi fonuna katkı için kredi kartlarına getirmek istediği aylık 62 TL halktan büyük tepki aldı. Üstelik iktidarın İsrail'i bize saldırabilir psikolojik propagandasına rağmen. Evet, konu gelip hep siyasi meşruiyete dayanıyor. Sizi üç kez sandıkta yenmiş Ekrem İmamoğlu'nu ahmak dediği iddiasıyla yargıya baskınızla siyaset dışına çıkarırsanız halk bunun meşruiyetini sorgular. Hiçbir siyasi iktidar sürekli güç kullanma tehdidiyle var olamaz çünkü. Toparlarsam, Acemoğlu'nun tezinde meşruiyet kavramına pek vurgu yok. Afganistan ve Irak'ı demokrasi getireceğiz yalanıyla işgal eden ABD'nin meşruiyet sorunu varken hangi kurum kurumsallaşma başarısından bahsedilebilir? Ana konu iktidarların meşruiyetidir ki bunun salt sandıkta oyla demokrasiyle ilgisi yoktur. Nobel ödülü umarım benzeri tartışmalarımıza sebep olur.